hayır abi. Kardeşim ölmüş ya. E ne o? Cesedi teşhise mi geldin? Sen nereden anladın abi? Nereden anlayacağım oğlum? Aklın yolu bir. Yürü, beraber gidiyoruz. Yavaş, yavaş. Beni bekleyin. Senin ne işin var burada? Arkadaşlarla beraberiz. Bir arkadaşa bakıp çıkacağız komiserim. Kenan, polisin işine burnunu sokma. Estağfurullah komiserim. Yanlış anlaşılmasın. Bizim polisin işinde burun sokmak gibi falan bir derdimiz yok. Ben şu kertenkelenin öldüğünden emin olmadan rahat edemeyeceğim. E ben ne yapayım? Komiserim, lütfen anlayış gösterin. Ceset teşhis edilirken beni de alın komiserim. Olmaz öyle şey. Komiserim, rahat edemiyorum. Uykularım kaçıyor. Niye anlamıyorsunuz? Lütfen ya. Şevket, sadece sen göreceksin. Gel benimle. Geç. Bire bire yapabiliyor musun? Kurşundan sonra. Oo, geçmiş olsun, tamam. Neden deli diyorlar ki? Eminsin değil mi kertenkele olduğunu? Eminim tabii komiserim, eminim. O mu lan? Ha? O mu? Nasıl eminsin lan? Cesedin yüzü tanınmıyor. Komiserim ya, bunca yıllık kardeşimi tanımayacak mıyım? Kardeşim o benim ya. Lan sen ne yalancı bir adamsın ya. Hani tanımam etmem diyordun kertenkeleyi. Komiserim ben bunu size ne zaman söyledim? Ta ne zaman söyledim? O zamandan bu zamana dünya kadar hukukumuz oldu. Çok kardeşim de o benim. Kardeşim de o benim. Abi bağırmayın çocuğa ya. Baksanıza yıkılmış. Sus lan. Melek oldu, uçtu uçtu. Melek oldu. Hem siz görmediniz mi? Kolunda kertenkele dövmesi vardı. Ondan mı görmediniz? Kardeşim. Gitti o, gitti. Tamam, gitti o. Gelmiyor, tamam.